Doktorun bir günü başlıyor. Evet, şu anda saat 7.30. Evden çıkıyorum. Ameliyatım var. Yolculuk hastane. Yeni yerini bilmeyenler için bakın göründü. Hemen Türkeş Atakum'da küçük pazarın üzerindeyim. Tabii ki şimdi kendime pas geçeceğim ameliyata gittiğim için. Ama hemen şuradayım. Hop. İşte burada. Haydi bakalım yola devam. Biz ameliyata. Şimdi vakamızı bitirdik. Neredeyse öğlen olacak. Klinikte hastalar oldukça bekliyor. Bugün çok sayıda hastam var, yoğunluğum var, işlemlerim var. Şimdi hızlı hızlı kliniğe doğru geçeceğim. Sadece bir 15 dakika vaktim var. Acaba bir kahve içsem mi arada diye düşünmüyor değilim. Henüz kahvaltı da yapmadım. Belki bir iki bir şey atıştırırım. O şekilde koşturuyorum. Şükür kliniğime geldim. Üzerimi değiştirdim. Şimdi hastalarım az sonra başlayacak. Onunla gelene kadar şurada 2 dakika soluklanma fırsatı bulursam bulacağım. Bulamazsam artık yapacak bir şey yok. Evet, kliniğe geldim demiştim. Yoğun bir program beni bekliyor. Bugün mezoterapim var, dolgum var, lazerle işlemlerim var, beyazlatmam var, daraltmam var, lazer cihazım burada. Asistanım hazırlamış işlemlerimle ilgili yapacağım malzemelerimi koymuş böyle. Ve bir girişimim var, bir de rahim içi endometriyal örneklemem var. Onun dışında muayene edeceğim hastalarım var. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Hadi başlayalım. Sırada bir genital beyazlatma seansı var. Yine lazerle uygulayacağım. Aynı zamanda biraz bacak içlerine doğru bir kararma da var. Oraya da bir kimyasal beyazlatma yapacağım. Dermal olarak kimyasal beyazlatma kombini yapacağım. Bulvar bölgeye de yine lazerle, karbondioksit lazer teknolojisiyle genital renk açma seansı uygulayacağım. Şimdi küçük dudaklardaki kenarlardaki fazlalık ve kara dokuları törpüleyeceğiz. Bunun için radyofrekans koter kullanacağız. Öncesinde çizimimi gerçekleştiriyorum. Sonra uyuşturacağım ve işleme başlayacağız.
2 saat süren bir işlemden çıktım. Bayağı uzun sürdü işlemim. Ama çok güzel oldu. İçime de sindi. Şimdi bir tane vajinist hastam gelmiş salonda bekliyor. Burada da bir 15-20 dakikalık aramız oldu. Aslında bu arada farklı planlarım vardı ama hastama da hayır diyemedim. Şimdi vajinist hastamla görüşmeye gidiyorum. Polip, miyom gibi oluşumlar anormal kanamalara sebebiyet verebiliyor. Ben de bu nedenle eğer bu oluşum rahmin içinde mi değil mi diye arada kaldıysam rahmin içini suyla doldurup sulu ultrasonografi çekebiliyorum. Biz bunun adına salin infüzyon sonografisi diyoruz. Küçücük bir kanülle, şöyle incecik bir kanülle rahmin içine giriyorum. İçeriği suyla şişiriyorum ve böylece içerideki oluşumu ne kadarını rahmin içinde olduğunu anlamış oluyorum. Şimdi hastama bu işlemi uyguladık. Bu kanayan genç bir hastam var. Adet dönemlerinde böyle pıhtılı, yoğun, klozeti dolduran, işte petten taşan kanamalar oluyor. Ultrasonografide baktığımızda rahim içinde düzensizlikler gördük. Polip olacağından şüphelendim. Polip dediğimiz şey rahim içinin et beli gibi düşünebilirsiniz. İşte şimdi ondan endometriyel biyopsi aldım. Biyopsi işlemi çok rahatlıkla yapılıyor, ağrısız yapılıyor. Böyle küçük parçacıklar oluyor. Günümüz devam ediyor. Oldukça yoğun gördüğünüz gibi biyopsiler, lazerler, jinekolojik muayeneler, aralarda gebelerim ve kozmetik jinekoloji ile ilgili uygulamalarım tüm hızıyla devam ediyor. Neredeyse akşam olacak. Biraz yorulmuş olabilirim. Bugün oldukça fazla işlemler oldu. Bir de normalde olmayan hastalar, yani randevuda olmayan, sabah benim bilmediğim hastalara da işlemler yaptım. Şimdi son hastam vajinal dolgu. Aynı zamanda vajinal ip ile vajen daraltma olacak. Ondan sonra da artık saat zaten 6 olur. Biz de artık evimize yavaş yavaş gideriz. Çocuklar beni bekler. Daha sonra bir vajinal ip uygulaması yapacağız. Bunu vajen daraltma için uyguladığımız bir yöntem. İpi vajene yerleştirerek vajen daraltma yapıyoruz. Aynı şekilde dolguyla da destekleyerek vajen ön yüzünü yastık çift şeklinde doldurarak cinsel fonksiyonlarda, özellikle vajinal bölgedeki orgazmında daha artış olmasını ve burada olumlu sonuçlar almasını hastamın bekliyorum. Bu tür bir uygulama şimdi gerçekleştireceğiz. Hem vajinal ip hem vajinal uygulaması. Ne diyeceğim? Beni görüp de kadın doğumcu olmaktan vazgeçmeyin. Hani bu kadın 7.30'da evden çıktı. Ha, burada saatte kaç? 6:10 geçiyor. 6:10 geçeye kadar klinikte bir saniye durmadan çalıştı diye düşünmeyin. Her gün bu kadar yoğun olmuyor. Bugün gerçekten yorulduk, iyi yorulduk yani. Yemek falan yemedik. Burada ben uzun zamandır susadım ve suyumu da içemedim. Yoğun bir klinik günüydü. Hepsi işlemdi. Yani bugün jinekolojiye dair her şeyi yaptım. Ameliyat da yaptım. Geldim klinikte de küçük cerrahi girişimlerim oldu. Kozmetik jinekolojiye dair dolgu, mezoterapi, ip, lazer, lazerle daraltma, beyazlatma. Aynı zamanda gebe takibi, birkaç jinekolojik hasta, endometriyel biyopsi, salin infüzyon sonografisi derken akşam bu saati ettik hiç durmadan. Böyle hekim olmak zor, hekim olmak meşakkatli, hekim olmak gerçekten kendinden ödün verdiğin bir meslek. Az önce hastam bir hocam siz buna nasıl dayanıyorsunuz? Koşturduğumu gördü. Birkaç saat burada müşahede altında tuttuğum bir hastaydı. Hocam siz nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl bu kadar kendinizi oradan oraya atıyorsunuz dedi. Vallahi dedim hayat, biz galiba çalışmak için dünyaya gelmişiz. Evet çalışıyoruz, mutluyum da. İyi ki bu mesleği yapıyorum diye sıkça söylüyorum. Özellikle de hastalarımdan olumlu geri bildirimler aldığımda çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu video da burada bitsin. Bu video benim böyle kendi kendimi çektiğim sizler için. Bir günde ben neler yapıyorum? Çünkü çok merak ediyorsunuz hocam gününüz nasıl geçiyor diye. Onu anlattığım bir gün olsun. Bugün sahile gidemedim. Ben normalde her gün sahile giderim. Atakum sahiline. Ya sabah giderim ya iş çıkışı giderim. Bugün maalesef saat işte 6:30 yaptık. Çocuklar evde yalnız. Onun için hızlıca evime doğru buradan geçiş yapacağım. Bu videoyu da burada durduruyorum. Doktor adaylarına cesaretli, çalışkan olmalarını öneriyorum. Cerrah adaylarına iki kat öneriyorum.
Ve hekim olmak isteyen herkese de mesleğimi öneriyorum. Sevgiler, hoşça kalın. Evet, gün biter, aşka kaçar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.